Burada bir iyonik bileşiğin formülünü görüyorsunuz. Bu videoda bu bileşiğin nasıl adlandırıldığından bahsedeceğiz. Şöyle bir bakınca kobalt ve kükürtten oluştuğu çok açık. Ama adı ne? Gelenek şu. En başa katyonumuzu yazıyoruz. Ve tabloda kobalta baktığımızda bunun bir B bloğu elementi olduğunu görüyoruz. B bloğu elementleri biraz kafa karıştırıcıdır. Çünkü tam olarak nasıl iyonize olacaklarını kestiremeyiz. Burada kobaltın katyon olduğunu biliyoruz. Kobalt burada pozitif iyon. Ama her bir kobalttaki yükün ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. O nedenle anyona yani kükürde bakalım. Ya da anyon adıyla sülfür. Kükürdün iki eksi yüklü iyonuna sülfür deniyor. Birazdan değineceğiz. Altını çizeyim. Ve periyodik cetvelde kükürdün burada olduğunu görüyoruz. Dahil olduğu grup en dış kabuğunu tamamlamak için iki elektron almak isteyen elementlerden oluşuyor. Tıpkı oksijen gibi kükürt de iki elektron alma eğiliminde. Sülfür anyonu aslında şöyle bir şey. İyonize olan kükürt yani sülfür iki eksi yüke sahip oluyor. Tıpkı oksijen gibi hatta tıpkı bu gruptaki diğer tüm elementler gibi. İki elektron almak istiyor ki en dış kabuğu bir soy gaz olan argonunkine benzeyebilsin. Şimdi bunu kobaltın yükünü bulmak için bir ipucu olarak kullanabiliriz. Çünkü elimizde 3 sülfür var. Her bir sülfürün yükü eksi 2 ve bunlardan 3 tane var. Bu da toplamda eksi 6 yük eder. Kobalttansa 2 tane var. Bu iki kobaltın bu eksi 6 yükü dengeliyor olması lazım. Yani toplamda artı 6 yüke sahip olmalı. Bu da her birinin 3'er artı yük olması anlamına geliyor. Her bir kobalt iyonu artı 3 yüke sahip olursa ki bu iyonlardan 2 tane var, bu tarafta artı 6 yük olur. Sülfürden gelen eksi 6 ile bunlar birbirini nötrleştirir. Bunun bize şöyle bir faydası var. Bileşiği isimlendirebiliyoruz. Bu iyonik bileşiğe kobalt 3 sülfür diyoruz. Dikkat ederseniz Roma rakamı ile yazdık. Kobalt 3 sülfür. Şimdi muhtemelen aklınızdan şu geçiyor. Önceki iyonik bileşiklerde katyonun yükünü azaltmamız gerekmiyordu. Peki burada neden yazıyoruz? Şunu biraz küçülteyim. Ne diye tabela gibi koca koca harflerle yazdım ki? Kobalt 3 sülfür. Bu örnekte araya bu 3'ü yazmamın nedeni kobaltın birden çok farklı yük alabilmesi. Bu tür iyonlara çok değerlikli iyonlar, değişken değerlikli iyonlar veya polivalent iyonlar deniyor. Birinci gruptaki elementlerin artı bir yük alma eğiliminde olduğundan bahsetmiştik. İkinci gruptaki elementler de artı iki yük alma eğiliminde. Halojenler ise eksi bir yüklü olma eğilimini gösteriyor ama d bloğundaki bu metaller birden çok şekilde iyonize olabiliyor. Kobaltın yükünü bulmak zorunda kalmamızın nedeni esasında bu. Ve bu yükü bileşiğin adından da belirtiyoruz. Bu bileşiğe kobalt 3 sülfür diyoruz. Kobalt başka iyonik bileşiklerde farklı şekillerde iyonize olabiliyor. Ama bu bileşik kobalt 3 sülfür Olaya tersinden de bakabiliriz. Kobaltın yükü artı 3 olduğuna göre formülü de böyle olur diyebiliriz. Veya bu videoda yaptığımız üzere formülden hareket ederek bileşiğin adını bulabiliriz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur.